Şirketin 3 aşaması demişken erken aşama, ölçek aşaması ve geç aşama demiştik. Ölçek aşamasında aslında dönüşüm yapabilen şirketler ayakta kalıyor. Biliyorsunuz LinkedIn kurucusu Reid Hoffman'ın çok meşhur bir sözü var. İlk çıktığın üründen utanmıyorsan piyasaya çok geç çıkmışsındır. Tabii bu aynı zamanda mükemmel iyinin düşmanıdır. Voltaire'in sözüyle de birazcık örtüşüyor ve çelişiyor. Nereden baktığınıza göre değişiyor ama bizim bir şekilde erken aşamada ürün market uyumunu tutturduktan sonra o dönüşümü yaşamamız lazım. Tekrar erken aşamaya gelecek olursak, diyelim ki hayaliniz var, başardınız, 3 yıl geçti ya da 3 yıl, 2 yıl tartışılabilir ama pazarda bir karşılık gördünüz, hızlı büyüdünüz. Tam şeyden gelmiştik hatırlarsan. Yani o yetenekli kişileri nasıl dahil edeceğiz? Evet, nasıl dahil edeceğiz? Zor soru. Buna bir örnek vereyim. Şu anki ortağımız, 3. ortağımız, bu arada şeyi bahsetmedik. Yani CraftBase 3 kuruculu, 4 ortaklı bir şirket. Üçüncü kurucu aslında Sabri Onur Tüzün. Onur'u benim EZCO'dayken işe almam 2,5 haftamı almıştı. Bir tane proje ofisi tutmuştuk. Onur'un evine yakın tuttuk. Sırf Onur'u alabilmek için. 2,5 hafta dil döktüm. Çünkü etrafına o dönemde bahsettiğim yıl 2015 Sony'yi ya da büyük şirketleri anlatabiliyor ama daha erken aşamadaki bir şirketi anlatması çok zordu. Onu hayale, vizyona inandırarak dahil ettik. Aslında burada anahtar nokta şu, benim gözlemim, sizin de belki önerileriniz olabilir. Erken aşamadaki bir şirketin genelde reputasyonu bilinirliği olmadığı için hayale, vizyona, yapılacaklara o kişiyi inandırmak, onu ateşlemek gerekiyor. Ve bir diğer kriter nokta, o kişinin şirkete gelmesindeki ana etken karın ağrısı çekip, yani ben bir şeyler yapmak için, impact yaratmak denir ya, etki yaratmak için yanıp tutuşuyor olması gerekiyor. Yani hani kurulu düzende ben gideyim geleyim değil de bir şeyler yapmak için yanıp tutuşan bir adamsa onu çekmek daha kolay olabiliyor. Ve de o kişi hayale inandırıp o dönüşümü başarmasın. Toplu halde başarmamızı bekleniyor. O kişideki hissiyat şu olmalı. Düşünsene, yani kurumsal ölçekte de ölçek aşamasından gelmişsin. Yani ilk hissiyatın ben nereye geldim, nasıl bir ortam, daha hani downgrade hissetmeli ki şirketi yukarıya çeksin. Yani senin şirketine dahil olan kişi wow harika bir yere geldim diye hissediyorsa erken aşamada o kişi doğru kişi mi, soru işareti. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Erken aşamadaki şirketlere geçiş yapmayı isteyebilen insanlar, çalışanlar çoğunlukla mevcut konfor balonundan sıkılan ya da konfor balonunu patlatmak için fırsat arayan insanlar oluyor o zaman, değil mi? Genelde böyle galiba Alem. Yani bunun bir doğrusu yok ama şey de vardır, yani 30'lu yaşlarda insanlar hani hayatta para kazanmak değil de bir şey yapmak, bir şey üretmek. Çünkü düşün, hayalini düşün. Maddi konuyu çözdükten sonra diyelim ki şu an için 100 milyon TL'm var. Hayalin ne? Yani bir balıkçı kentine gidip balık tutmak mı? Başka hayallerin var mı seni dinç tutan, yataktan kaldıran? Aslında benim başka hayallerim de var. Eğer ki maddi sorunları çözdüysek hayalim şu. Yaklaşık 200 kişinin alabileceği bir konferans salonuna sahip bir villa satın almak ya da villa satın alıp yanına 200 kişilik bir konferans salonu koymak ve her güne bir meetup düzenlemek. Ben de o sırada tabii yaşlı bir amca olacağım. Arkada bir tane de balkonu olacak. O balkonda eşimle çekirdek çitlerken teknik meetupları dinleyeceğim. Çok bir şey anlamayacağım ama en de sonunda orada gençlerin kendini geliştirdiğine mutlu olduğunu görmek beni çok mutlu edecek. Benim hayalim de bu aslında. Tam senlik be. Anlatmayı seven, paylaşmayı seven bir Lemi'nin hayali. Senin hayalin. Ben 2005'te mezun olduğumda çalışma hayatına başladım. Gördüm ki benim patronumun maddi bir ihtiyacı yok. Yani maddiyattan dolayı çalışmıyor. Sonra Türkiye'deki büyük aileleri düşündüm. Yani Sabancılar, Koçlar, bu insanlar para için çalışmıyor. Yani bu insanlar bir şeyler üretmek için çalışıyor. Galiba insanı ayakta tutan şey de üretme arzusu. Yani üretme bittiği anda, emekli ayrıldığın anda oyunun dışına itilmiş oluyorsun aslında. O yüzden bu oyunun içinde kalma, bir şeyler başarma, bir şeyler üretme arzusu insanı yataktan kaldırıyor. O tutku insanı ayaktan kaldırıyor. Benim hayalimde aslında Ömer abiyi tanıyorsunuz. Onun yeni nesil kafası videolarını da çok seviyoruz. Aslında biraz da bu videoları çekerken ondan da esinlendik. Sonat ve Ömer abiden. Çok güzel bir iş yapıyor. Yani ortadaki insansın, bilgini paylaşıyorsun, bir sürü startup'a mentorluk ediyorsun, ilgi duyduğuna yatırım yapıyorsun, melek yatırımcılık yapıyorsun. Tam benim böyle severek yapacağım, keyifle yapacağım bir iş bu.
Ben de anlatmayı seviyorum, paylaşmayı seviyorum, üretmeyi seviyorum. Benim hayalim de bu galiba. Harika. Peki. Erken aşama, early stage. Hız önemli. Ürün market uyumunu test ediyorsun. Savaşçı tipte profiller var. Evet. Scale stage, ölçek aşaması. Burada hız değil, kalite önemli. Savaşçı tipler değil, daha çok A player'ları içeriye dahil ettin ve de dönüşüm başlattın. Ve de hızlı bir şekilde, eksponansiyel bir şekilde büyüdüğün bir faz. Late stage, geç aşaması ya da son aşama. Burada artık A player'lar da değil, onlar da yavaş yavaş ayrılıyor. Daha stabil, daha idare edebilecek, yani daha durumun, yani o bürokratik, birazcık bürokrasi artmış oluyor ister istemez, onu sürdürebilecek. Kalitenin de değil, sürekliliğin önemli olduğu faz. Ve çok ilginçtir Lemi, 3 fazın da CTO rolü de farklı. Biraz bahsedeyim mi evet, ondan? Evet, evet. Orada CTO'nun en temel özelliği teknik lider. Çünkü ekibin şu hissi oluşması lazım. Bu adam, bu kadın sağlam. Burada sanırım Craftbase'de iş alımlarıyla çok uğraşırken dikkat ettiğimiz birkaç noktayı keşfettim. Bunlardan bir tanesi ego ya da egosuzluk. Evet.